Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Özellikle ileri teknoloji için önemli bir hazır olduğuna inanıyorum. Tüm emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Türkiye'nin ilk ayakları yere basmayan festivali, insan bir defa uçunca, bir defa ayakları yerden gezince bir de asla normal bir şekilde yere basmıyor. Bunlar hep geleceğin trendi yarışmalar. Şayet bugünün teknolojileri üzerine bir yarışma kurgulasaydık yetişebilmemiz mümkün olmayacaktı. Ama geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak inşallah ülkemizi hak ettiği yere milli teknoloji hamlesiyle genç kardeşlerimiz getirecek. Başarı hikayelerine yenisini eklemek boynumuzun borcu. Biz Nuri Demir Ağlar'dan, Vecihi Hürkuş'tan, Taki Üttin'den, Lagari Hasan Çelebi'den ve Hezarfen'den ilham aldık. 2018 yılında büyük hayalimizi gerçekleştirerek Teknofest'in kapılarını dünyaya açtık. Gökyüzündeki hakimiyetimizi onlardan devraldık. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Gençlerimizle birlikte milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirerek Türkiye'nin geleceğini yeniden yazdık. Ayakları yerden kesen tek festival Teknofest ilk senesinde 550 bin, ikinci senesinde ise 1 milyon 720 bin ziyaretçisiyle dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olmayı başardı. Rekor üstüne rekor kırdı, Türkiye'nin en parlak gençleri birbirinden zorlu teknoloji yarışmalarıyla destanlar yazdı. Uluslararası çapta düzenlenen Teknofest'e dünyanın dört bir yanından yarışmacı ve takımlar katıldı. İlk senesinde 14 yarışma, 20 bin yarışmacı, 4.333 takımla bir ilke imza attı. İkinci senesinde 81 il, 122 ülke, 17.373 takım, 50 bin başvuruyla başarısına başarı kattı. Üçüncü senesinde pandemiye rağmen rakamlarını ikiye katlayan Teknofest, 81 il, 84 ülke, 20.197 takım ve 100 bin başvuruyla dünyadaki en önemli teknoloji yarışmalarından biri olmayı başardı. Dördüncü senesinde ise Teknofest, 81 il, 111 ülke, 44.912 takım, 200 bin bireysel başvuru, 2.200 finalist takım ve 13 bin finalistle rekorlarını tazeledi. 35 farklı kategoride yarışma, 74 paydaş kurum, 1000 kişiden oluşan danışma kuruluyla düzenlenen Teknofest'te 12 milyon TL üzerinde maddi destek verildi ve 5 milyon TL üzerinde ödül dağıtıldı. Bu gurur hepimizin, bu gelecek hepimizin. Ülkemizin geleceğini yazıyor, ecdadımızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Kendi geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini bu festivale koyduk. Gelirken açıkçası ne getirdiniz diye sorsanız bence herkes onu getirdi. Onun için geldi. O anlamda inanılmaz bir enerjisi vardı. Burada herkes ona çalıştı. Bir anlamda çocuklarının geleceğine çalıştı. Seneye büyük bir coşkuyla biz bu festivali kutlayacağımıza tüm milletimizle birlikte, hatta uzandığı tüm coğrafyalardan çok daha geniş bir coğrafyayla kutlayacağımızı düşünüyorum. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Çok çalışın, işler iyi gitmediğinde inatçı olun. Ve Fatih'in dediği gibi, ya ben onu alırım ya o beni alır. O düşünceyle iş yapın ve en son olarak memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan iş yapın. İşte bizim gençliğimiz.
İşte bizim geleceğimiz. İşte bizim en büyük hazinemiz. Bu gurur hepimizin, bu gelecek hepimizin. Ülkemizin geleceğini yazıyor, ecdadımızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Dünyaya meydan okuyan Teknofest'in 5. yılı kutlu olsun. Teknofest 2022, kardeş ülke Azerbaycan'a ve Teknofest Karadeniz'imize hayırlı olsun.